Nihayet o gün geldi çattı ve merakla beklenen Onmo 55 f 900'ü artık sizlere anlatabiliriz. Beklemiyordun değil mi böyle lap diye videoya gireceğimizi? Bekliyordum. Hadi canım. Tabi biz bazı videoları bilerek de geç çekiyoruz. Çünkü bizim içeriklerimiz reklam tanıtım faaliyetleri değil. Biz ürünü görmek, kullanmak, şöyle bir dokunmak, duymak, izlemek istiyoruz. Bize neler verdiğini görmek istiyoruz. Bu süre zarfında sizlerin bu ürünlerle ilgili neleri merak ettiğinizi bilmek istiyoruz. Dolayısıyla da bir süre kullandıktan sonra sizlere ilk izlenimlere dair içerik üretiyoruz. Geçen zaman içerisinde sizlerden gelen sorulara, ürünler üzerinde canlı kısa videolarla cevap veriyoruz. Az önce de yine TCL C728'in ışık sensörü nereden açılır, nereden kapatılır diye sormuşlar. Hemen bir dakika içinde çektik, yayınladık. Bu tarz karşı cevaplar oldukça güzel oluyor. Değil mi sevgili izleyiciler? Aynen öyle abi. Mesela bu 55F900 ile ilgili... Geçen haftadan beri bize soru soran birçok takipçimiz var. Alacağız, almak istiyoruz. Alalım mı? İşte sizin incelemenizi bekliyoruz. Bir an önce artık inceleyin vesaire. Biz de dedik ki evet inceleyeceğiz ama öncesinde bir fikir edinebilmek adına biz deneyimlemek istiyoruz. Belli konuları deniyoruz, kendimiz açıp bakıyoruz vesaire. Kafamızda bazı konuları oturtmamız gerekiyor ki size bilgi verebilelim. Bunun için bekliyoruz. Ama zaten ara ara bilgilendirme videoları da çekip Instagram üzerinde paylaşıyoruz. Onları takip edebilirsiniz. Oradan sorular sorabilirsiniz. Sorularınızı anlık olarak elimizden geldiğince tabi anlık olarak bir hikaye çekip cevap verebiliriz. O zaman hiç beklemeyelim. Direkt konuya dalalım abi. Dalalım hızlı Önerilerimizde neden sık sık olmaya yer veriyoruz? Benim bir eleştiri videoma bir gün bir e, vatandaş Adem Bey sizi dinledik. Yalnız verdiğiniz bilgilerde düzeltmemiz gereken yerler olduğunu düşünüyoruz. Sizinle görüşmek isteriz. Dediği günden beri sevgili Yakup Polat da o gün bugündür biz çok ciddi bir dostluğa da sahip olduk. Teşekkür ediyoruz çünkü tanıştığımız ilk günden beri çok şeffaf şekilde bilgi paylaşımına devam ediyorlar. Biz neden Onvo ürünlerine yani daha doğrusu Mehmet Atmaca elektronik üretiminde olan Sabah, Nortman de Onvo gibi markalara neden bu kadar çok yer veriyoruz? Çünkü şeffaflar. Hı hı. Eleştirilerimizi kaldırabiliyorlar, kabul edebiliyorlar ve bu eleştiriler üzerinden iyileştirme yoluna gitmek için de mücadele ediyorlar. Aslında bunları benim anlatmama gerek yok. Senin de bildiğin konular. E, Omo'nun lansmanına da gittin, Yakup Bey'le de tanıştın, servis müdürüyle de görüştün. Akıllarında ne gibi projeler olduğunu da biliyorsun. Bizim irtibat halinde olan firmalardan bilgi edinebildiğimiz için tüketicilere de daha göğsümüzü gere gere ürün önerebiliyoruz. Dolayısıyla da öneri listemizde sıklıkla yer alan markalar içerisindedir Omo markası. Hı hı. Peki Omo 55F900 özelinde bu televizyon özellikleriyle bu fiyatını hak ediyor mu? Bu fiyat bandında aldığı paranın kesinlikle karşılığını veren bir ürün diyebiliriz ki buna kullandıkları CSOT dediğimiz panel kalitesini de dahil edebiliriz. Hı hı. Peki 55F900'deki F'in anlamı tam olarak nedir? Frameless, çerçevesiz anlamına geliyor. Hı hı. Ben bu yayından sonra yakın plan bir fotoğrafını çekerim, şuralara bir yere eklerim. Panelin tamamını görüyorsunuz. Önünü şöyle L şeklinde kapatan bir bant görmüyorsunuz. Hatta yanında bir de inceleme için gelen diğer televizyonlardan çerçeveli olan var. Çerçeveli ve çerçevesiz ne fark içeriyor? Bunların da fotoğraflarını ekleriz. Biz bu televizyonu genelde öneriyoruz. Alınabilir sınıfında görüyoruz ve belli özellikleri sahip kullanıcı profillerine de siz bunu tercih edebilirsiniz diyoruz. Peki bu televizyonu al derken öne çıkardığımız çıkaracağımız özellikler ne olur? Ekonomik ürün sınıfında alınabilecek 55 inç 140 ekran Ultra HD Smart Android L1 lisanslı Türkçe komutlu ve ses konusunda da mesela biz gerekli kontrollerini işte The Status Q'dan In The Army Now şarkısı Metallica'dan One aklınıza gelebilecek zihninizde canlandırabileceğiniz bütün e, müziklerde denedik gayet tatminkar ses seviyesiyle de e, bu fiyata bu özellikler önerilmesi için de Hı -hı. dediğim gibi oldukça etken oluyor. Peki hangi kullanıcı profilleri bunu tercih edebilir? Ha, o önemli bir detay. Neden? Çünkü kullanıcı profili dediğine göre muhtemelen sorular içerisinde yan açı performansı Hı -hı. da gelecektir diye düşünüyorum. İkisini aynı anda cevaplamış olayım. Baştan uyaralım. Her zaman söylüyoruz bizim içeriklerimiz reklam pazarlama faaliyetleri olmadığı için. Biz burada bakın şu özelliklerde olan kişiler bu ürünleri almasın dediğimizde firmaya kötülük yapmış olmuyoruz. İleride oluşabilecek gereksiz ihtilafların önüne geçmiş oluyoruz. Gereksiz marka karalamalarının önüne geçmiş oluyoruz. Neden? Hatta bunun cevabını sen de verebilirsin sevgili İlteriş. Bu televizyonu oturma düzeni yan açılarda olan ama oldukça fazla yan açıda olan birisi satın alırsa neyle karşılaşır sence? Yan açılarda renk sapması hissediliyor. Benim oturduğum açıda özellikle yan açıdan izlediğim için bu renk sapmasını ben daha net görebiliyorum. Biz bununla ilgili de gerekirse bir kısa video alalım, hı hı. Instagram'da bir kısa video olarak yayınlayalım. Hangi açılara kadar merkez dışı kontrast sapmasına maruz kalmıyorsunuz? Bunu kendi gözünüzü görün. Bakın VA dediğimiz yani vertical alignment yapı tipinde bir panel olması nedeniyle CSOT yüksek tipik kontrast oranına, iyi bir panel tepki hızına sahip olmakla birlikte bütün VA panellerde olduğu gibi bu panelde de ne yazık ki bir merkez dışı kontrast sapması durumu söz konusu. Dolayısıyla oturma düzeni belli bir açının çok dışında olan kullanıcılar bu televizyonu almamalı diye biz buradan uyarıyoruz. Ama nedir bu diye merak edenler için de gerekli yayınları paylaşacağız. Öte yandan bu ürün ekonomik sınıfta satılan bir ürün. Bunu ısrarla ve ısrarla vurguluyoruz. Dolayısıyla bir Samsung'un Quantum serisi televizyonun verdiği sesi vermez. Bir TCL'in C728'inde aldığınız sesi direkt olarak almaz. Ancak kıyaslama yapmazsak ilteriş. Hani biz şimdi yanında başka televizyonlarla kıyasladığımızda aa evet ya fark var diyoruz. Kıyaslama yapmazsak bu televizyonda ya bu ne biçim ses diyeceğim bir durum sen hissettin mi? Seste de, görüntüde de bunu normalde çok hissedemiyorsun. Yanında başka bir model varsa ancak onunla karşılaştırma yaptığında fark edebileceğin farklar olacak. Bu başlıyor. her markada karşımıza çıkan bir e durum. Biz örnek veriyorum bunun yanında IPS panel başka bir televizyon testi yaptık mesela. Orada ister istemez öbür televizyon için OMO televizyonun yanında ya bu ne biçim siyah demek zorunda kaldık. Şimdi o televizyon OMO kadar siyah veremiyor. Onvo o televizyon kadar yan açılardan görüntü veremiyor. Hı hı. Çünkü o bir IPS panel. O yan açılardan daha derin görüntü verebiliyor. Renk tonlarında sapma yapmayabiliyor. Dolayısıyla bizler sizleri bu konuda uyarmak istiyoruz ki satın alırken bunlara dikkat edin mutlaka. Yani düşük bütçeli standart bir izleyici bunu tercih edebilir. Çok rahat tercih edebilir ki bu bütçelere bu özellikleri satın alabilecekleri çok fazla ürün yok. Biz bunu daha önce 43F900'ünü inceledik. Aslına bakarsan o ürün ben çok istiyorum keşke bir tık daha ekonomik olabilse de insanlar alabilse. Bir sene sonra insanlar ne demek istediğimizi çok daha net anlayacaklar. Onvo dendiğinde veya sabah veya de dendiğinde insanlar direkt olarak alt segment bir ürün. Dolayısıyla da diğer bütün alt segmentlerin olduğu fiyatta olmasını hmm. bekliyorlar. Halbuki... Geçen zaman içerisinde incelediğimiz bütün ürünlerden firmanın bugüne kadar olan bütün yaklaşımından anladığımız kadarıyla artık Onvo'yu alt segment olarak anamayacağız diye düşünüyorum. Bence zaten orta segmentin ürünleri bunlar. Ve ben iddia ediyorum ki önümüzdeki sene Onvo daha önce de bir yayınımızda söylemiştim. Vestel ürünleriyle kafa kafaya gidecek. Hatta buradan belli başlı ricalarımızı dikkate alırlarsa bir mat panel televizyon. Daha önce de söylemiştik. 120 Hz panel ile üretilmiş bir premium model mesela. Eğer bunları da yapacak olursa Ommo ben inanıyorum ki daha ilerleyen aşamada bazı ürünler gamında Vestel yerine Ommo markasını tercih etmeye de başlayabiliriz diye düşünüyorum. Neden ben. olmasın? Android sürümünden bahsedelim. Android 9 ile geliyor. L1 lisansı var zaten. 2.4 GHz ve 5 GHz desteğinin her ikisini birden sunuyor. Sesli komut Kumanda, ergonomi, kasa kozmetiği, bunlardan bahsedelim biraz abi. Aslında sesli komut ne kadar çok önümüze çıktı bu videoda değil mi? Çünkü kullanıyoruz burada. Evet. Ee, arada şöyle bir fark gördüm. Mesela hemen yanında Google işletim sistemi olan bir televizyon, burada Android işletim sistemi olan bir televizyon. Aslında aynı, ikisi de zaten Android. Hı hı. Ee, mesela şöyle bir fark var. Birisinde basıp bıraktıktan sonra şimdi söyle diyor. Birisinde basılı iken söyle Hı -hı. diyor. Şeklinde detaylar var. Biz bu sesli komutu oldukça sık kullanıyoruz. Benim hoşuma gidiyor. Mesela oraya 2 saat klavyeden yazmak yerine komandaya basıyorum. In the army now diyorum. O hemen bana tamam sana hemen şunları açıyorum deyip seçenekleri sunuyor. O yüzden sesli komut oldukça önümüze çıkıyor. Ergonomi diyecek olursak tombul bir kumandamız var. Aslında ilterisi uzanabilirse evet vallahi harika. Tombul bir kumandamız var. Bir de bu kumandada ben kısa yol butonları olmasını seviyorum. Hem Netflix'in hem YouTube'un hem Amazon Prime'ın hem de Google Play'in burada kısa yol butonları var. E zaten sesli komut içinde oldukça aktif hemen çabuk erişilebilir bir butonu mevcut. E, kumanda ile ilgili de bir sıkıntı görmedim. Yalnız şu konuda yine uyaralım. Tepkileri geç alıyor yönde geri dönüşler alıyoruz. Televizyon karşımızda, kumanda elimizde. Ben bastım ve tüketicileri elbette ki ben de şu konuda Oh. Telif yemeyelim şimdi. Ben de şu konuda hemen uyarmak isterim. Bazı durumlarda diyelim ki arka arkaya 10 tane komut verdiniz. Tak 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 tak. Bu hani Windows'taki kuyruklama hizmeti gibi bir şey yapıyor. Hı hı. Beklemenizi istiyor sizden. Ya bu belki RAM bellek kapasitesiyle ilgili olabilir. Belki yazılımla ilgili bir şey olabilir. Onu bilemiyorum. Ancak tüketicilerin bahsettiği bu yani arka arkaya komut veriyorum. Komutları bazen geç alıyor dediği konuyu biz de gördük. Yani bunu görmedik desek olmaz şimdi. Ancak bizde hiçbir şekilde donma, kasma, kilitlenme, fişi çekip geriye takalım da öyle çalışsın gibi durumlar olmadı. mu üzerinde incelediğim firmanın bana gönderdiklerinin haricinde buradaki arkadaşlar aracılığıyla incelediğim 12 civarında televizyon var ve biz bunları öyle gidelim yarım saat bir saat inceleyelim anlamında da bakmıyoruz. Hepsi uzun soluklu elimizde elimizden geçen ürünler. Bizde denk gelmedi. Bakın böyle bir sıkıntı yok demiyorum ancak bizde denk gelmedi. Bunu da vurgulamak lazım. Kasa kozmetiği konusuna ne diyeceksin abi? E, estetik bu da zaten frameless diye geçen bir ürün. Daha önce incelediğimiz başka bir modelde de söylemiştik. Frameless çerçevesiz diye geçiyor ama ben buna incecik bir açıklama yapmak isterim. 3 tarafı çerçevesiz. Yani en alt bölümde yine de bir bar görüyorsunuz. E tabi orada chip on fili bağlantıları var. Ona belli bir alan bırakmak zorundalar yani. E ben oldukça sevdim. Çerçevesiz bir ürün olması ki en önemli detaylardan biri insanlara sürekli bu testleri yapın diyoruz. Homojen testi nasıldı? Biz testlerimizi mümkün olduğu kadar gece yapıyoruz. Doğru ışık koşullarında doğru sonuçları alabilmek için. Homojenize testlerimizden geçti. Genel olarak bununla ilgili bir problem yaşamadık görmedik. Ancak bizdeki modelde ya da elimizdeki üründe alt kısımda sanki edge led bir modelde görebileceğimiz şekilde bir ışık kümelenmesi. Simetrik ama bozuk Simetri, değil. Tamamen evet. baştan sona bir ışık kümelenmesi görünüyor. Onun da biz eğer fotoğrafta belli olacak düzeyde ise onun da biz e, mutlaka bir görselini sizlere paylaşmak isteriz. Yani bu segmentte bir televizyon satın aldığınızda nelerle karşılaşabileceğinizi önceden size anlatmak istiyoruz ki bunlar sizin için problem teşkil eden durumlarsa bu ürünü Almamaları gerekiyor. Bütçeyi Aynen öyle. yükseltecekler, daha üst segmentte bir ürün alacaklar bu tarz durumlarda. Elimizden geldiğince bunlarla ilgili uyarmak istiyoruz ki neyle karşılaşacağını bilsin insanlar. Bu zaten hem firmalar için mantıklı, makul bir sonuç doğuruyor hem de tüketici nezdinde. Çünkü siz ihtiyacınız olan ürünü aldığınızda beklentilerinizle paralel gelişmeler yaşayacağınız için bunu firmaya bir sorun olarak rapor etmiyorsunuz mesela. Firmada bunlarla uğraşmıyor. Herkes aldığı ürünün karşılığını alıyor. E, ya da beklentilerine göre ürün almış. Oluyor. Bunu daha önce de konuşmuştuk, sohbetini yapmıştık. Zaten firma yetkilileri de bu konuyu biliyor. E, tüketici bu bilgilere sahip olmadan ürünü satın aldığında bunu bir problem olarak kabul ediyor. Yani bu segment bir ürünü satın alıyorsam bu bununla birlikte gelecek bir şey bilgisine sahip olmadan ürünü satın aldığında o zaman şikayet sitelerine yazılıyor, sosyal mecralara yazılıyor, forumlara yazılıyor. Aklınıza gelebilecek bir de bir kızgınlık oluyor insanlarda. Hı hı. Bu sinirle birlikte bulabildiği her yere yazıyor insanlar ve e, dolayısıyla da şöyle bir şey algılanıyor. Aslında ürün bozuk, hı hı. bozuk ama firma gereğini yerine getirmiyor şeklinde algılanıyor. Hı. Biz baştan uyarıyoruz. Bunlar arıza değil. Bu segment bir üründe yanında gelecek olan durumlar bunlar bilgisi olsun herkesin. Son olarak panelden bahsedeceğiz. Ancak öncesinde küçük bir detay daha vereyim. 1.5 GB bir RAM ile geliyor. 8 GB depolama ile geliyor. Bu depolamanın 4.6 GB bize ayrılan kısım yani sistemden geri kalan kısım. Bunun da 2.9 GB boş olarak görünüyor. Geriye kalan da yine uygulamaların yüklendiği kısım olarak. Android kısmı deyince ne kadar uzağım konudan biliyorsun değil mi? Yani o yüzden bak anlatırken bile ben hiç televizyon seyretmeyi tercih ediyorum Diyorum şu an. O zaman panelden bahsedelim. Panel, panel en sevdiğim konudur. Dün bir Başka bir ildeki bir raportör dostumla WhatsApp'tan sohbet ederken bir bilir kişilerinin yazdığı rapor üzerinden konu açıldı ve şu cümleyi kurmuş olması benim için çok mutluluk vericiydi. Vallahi hocam Türkiye'de panel söz konusuysa sizin üstünüze kimseyi tanımıyoruz dedi. Vallahi dedim çok mutluluk verici bir şey bu ama bizimki sadece bilgi birikimini sizlerle paylaşıyor olmamız yoksa mühendislik düzeyinde aslında daha nice bilgilere sahip nice dostlarımız var ülkemizde. Şimdi China Star Opto Electronics Teknoloji dediğimiz CSOT üretimi bir panel var bu televizyonun üzerinde. 12 adet çip 10 film ile üretilmiş tipik 5000 bölü bir kontrast oranına sahip. HVA yani Hyper Weaving Angle dediğimiz yapı tipinde üretilmiş. Aslında VA diye az önce bahsettik. Vertical Alignment, dikey hizalım anlamında. Bu daha geniş görüş açılı bir VA panel diye vurguluyor. 6,5 milisaniye tepki süresi var. 1,07 milyar yani 1 milyar 70 milyon renk desteği sunabiliyor. 8 bit artı 2 high frc olarak. Bu arada bu HVA dediğimiz yapı tipinin bir de advanced hyper weaving angle denilen bir AHVA yapı tipi var. Aslında bu teknolojinin üreticisi de bizim en sevdiğimiz panel üreticisi olan Acer Unipec Opto Optoelectronics. Dolayısıyla aslında yapı tabanı da e, üretim mühendisliği de oldukça sevdiğimiz bir panel. Tabi bu ürünün 60 Hz donanımsal yenileme hızına sahip olduğunu unutmamak gerekiyor ve bu televizyonla ilgili bugün üretilen her 100 televizyonun 99'unda yaptığımız gibi bir uyarıda bulunmamız gerekiyor. O da anti-glare oranı. Evet maalesef mat panel dediğimiz bir model görürsek gerçekten böyle 120 Hz olursa bir de Evet buradan Yakup Bey'e selam olsun. Mat panel bir ürün, 120 Hz bir ürün. Bak çıtayı çıtayı yükseltiyoruz. Bir daha. de ikisinin bir oldu bir ürün. Tamam. <laughs> ayrı ayrı. Bir de ikisinin birleşimi. Bu artık amiral gemisi sorunudur. Yani e, biz Ama böyle Ama çok güzel ses getirir ben. E, getirir tabii canım. Hatta biz hep ne diyoruz? Segmentine göre bu ürün diyoruz ya. Biz şimdi sen biz konuya girerken ne dedin? Neden bu Omno'yu biz bu kadar öneriyoruz dedin? Bir şey istiyoruz, yapılıyor. En azından olanak varsa, imkan varsa evet. yapılıyor. Firma sahaya ilk girdiğinde L3 lisansı ürünleri sahaya veriyorlardı. Yakup hocam bir formül bulsanız da keşke şu L3'ten bizi kurtarsanız dedik üstüne WebOS'u getirdiler. Dedik ki ya WebOS güzel, lisansla da uğraştırmıyor ama bunun bir de lisansla uğraştırmayan Android'i olsa ne güzel olurdu dedik. Ne yaptılar? L1 getirdiler. Geçen gün sohbet ederken Yakup hocam bombayı patlattı. Hadi dostlar Tizen on molarda geliyor. Dur Yakup hocamın söylediği gibi <laughs> yapayım. Tizen 10 molarda geliyor. Çok yakın zamanda. Bunların üretimleriyle ilgili de sizlere ayrı bir konu başlığında hem YouTube'da hem de inceleriz.com sitemizde bilgilendireceğiz. E abi l 3ten girdiler. İstedik ve boş geldi. İstedik L1 geldi. Biz istemedik artık. Tayzen de yanında geliyor. E şimdi ben bu taleplere kulak veren ve tüketicinin hani taleplerini dinleyip değerlendiren bir firmaya biz buradan ister istemez diyoruz ki Yakup hocam şöyle bir mat panelli bir model. 120 Hz panelli bir model. Mat ve 120 Hz panelli de ayrı bir model olsa ne güzel olur diye biz buradan taleplerimizi dile getirelim. Valla olur mu olur yani. Biz talep edeniz yapmak sizin işiniz. Yapacağınızı da biliyoruz aslında ama biraz vakti var. Yine de bekleyelim biz. Panel özelliklerinden de bahsettiysek konumuz sona ermiş demektir. Burada en güzel olaylardan birisi şu. Biz belki de bazı konuları atlamış olabiliriz. Çünkü eleştiriyorlar ama biz çok böyle birbirimize takılarak, sohbet ederek de içeri üretiyoruz. Buradaki en güzel konulardan biri ne biliyor musunuz? Bu ürünleri biz gönderin şöyle bir fotoğraf çekilelim size geri gönderelim tarzında istemiyoruz firmalardan. Bu ürünler uzun soluklu burada duruyor. Ve siz ben şunu merak ettim dediğiniz ne var ise bununla ilgili Çağat diye kısa videosunu çekiyoruz. Size özel video ile cevabını da gönderiyoruz. Dolayısıyla bizim videoda anlatmayı unuttuğumuz her türlü konu için sorunuzu sorun cevabınızı alın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Hoşçakalın.